Merhabalar. <laughs> Ay mutfaktaydım daha yeni çıktım vallahi. Üf, kanter içinde kaldım. yoruldum serçe. Bir yandan piştim mutfakta. Montajlama yaptım da şu an montajlıyorum. İç kızım suyunu da iç. Hmm. Saat kaç canım? Saat dokuz buçuk. İyi geceler diyorsun da. Sen yatacaksan iyi geceler. Yani. Ay. Çok yoruldum. Yoruldum yaraladım yara dedem yereledim. Ley le le ley le kaşlarını eğdirirsin. göstereyim mi şöyle bunu montaj diyorum nasıl yapmışım he montajlamayı YouTube kanalımdan izlersiniz. Kaşılarımı da yıkadım. Bekliyorum. Makine dursun. Attım makineye. Hmm. Kızımın karnını da doyurdum. Ben az önce bir şey anlamadım yani o bir şeyler konuşuluyordu o Şengül e, Zeynep'in hakkında bir şeyler söylüyordu da tam olarak anlayamadım ya. Ney bu? Ne? Konu ne? Konu ne? Konu. Kimsenin konusu beni ilgilendirmiyor ki. Benim konum kimseyi ilgilendirdi mi? İlgilendirmedi. İlgilendirmediği gibi de kimsenin konuları, olayları beni ilgilendirmez. O kadar basit. O onunla mı dileşmiş? Bu bununla mı dileşmiş? Bana ne ya? Bana ne? Onunla kötü olmuş. Onu alma. Bu bununla kötü olmuş. Bunu alma. Beni ilgilendirmiyor. Sadece karşılaştırmamaya çalışıyorum. Yan yana getirmemeye çalışıyorum. Kavgalıysanız, tartışmanız varsa kendi aranızda halledin. Halledemiyorsanız sosyal medyada herkesin yayın açma hakkı vardır. Çıkın orada konuşun. Bana ne? Ben burada tarafsızım. Milletin derdi benim mi gerdi? Hangisi bana elma kadın açık cezaevine para gönderdi? Veya giderkeni? He? Kader mahkum olaraktan. Kim düşündü? Soruyorum. Allah beni size muhtaç etmesin. Hiç kimseye muhtaç etmesin. Kurban oldum Allah yukarıda. O yüzden beni kimse yönlendiremez. Ben çocuk değilim. 50 yaşındayım ben. Neyin ne olduğunu ben çok iyi biliyorum. Ben kendi kızımla muhatabım. Aruşka Kendi hayranlarımla. Başkaları beni ilgilendirmiyor ki. Bana ne? Evet, dün ben açtım ya, tansiyonum düşüyordu. Bir tek arkadaşım olan, gerçek arkadaşmış, gerçek dostmuş, Melisa'dan. Hem kızım Aurora'ya hem de bana karışık kebap geldi. Ya, ya, hadi şu an Fanta gönderseniz de bana. Fanta gönderin, sigaramı gönderin, kebap gönderin, döner gönderin, meyve zebze gönderin. He? Madem öylesi berbaysal hayranları. Kim yolladı? Tabii ki Melisa gönderdi. Yo, ben istemeden gönderdi. Bana ne kardeşim probleminiz sorununuz varsa gidin onunla çözün. Beni alet etmeyin ben alet olacak çocuk değilim. 50 yaşında bir Sibel Baysal'ım ben. Neyin olacağını ben çok iyi biliyorum. Nerede konuşacağımı ben çok iyi biliyorum. Bana ne? Engelliyorsa engelliyordur. Müdahale edemem. Karışamam. Öyle bir yetkiye sahip değilim. Benim yapmış olduğum yayın alanen açıktır. Tanıdığım kişiler daha önceden yayınıma konuk olarak geldiyse ben izlenme peşinde değilim. Ben bir markayım. Ben bir Sibel Baysal'ım. İzlenme peşinde değilim ben. Başka veya başkaları gibi. Beni ilgilendirmez. Bugün iyi oluyorlar, yarın kötü. Araya giren de kötü, tamamen kötü oluyor. Bana ne? Ben kendi kızımla, kendi evimle sorumluyum. Bana ne ondan bundan? Beni maşa olarak kullananı odun sobasına atarım ha. Beni kimse maşa olarak kullanamaz. Benim adımı da bir, bir yerde zikretmeyin. Benim adımla bir yere varamazsınız. Zeynep'in parası yokmuş da. Bana ne? Allah daha çok versin. Daha Düşman olmayanıma, benim düşmanım olmayana Allah daha çok versin. Düşmanım olanlara da Allah'ıma havale etmişim. Ne diyorsunuz lan siz? Yılların yayıncısıyım ben. He? Sadece burada mı yayın yapıyordum ben? Ta Facebook'ta benim 150 bin, 160 bin takipçim vardı. Neyin peşindesiniz siz? İnsanları hakir görmekten, o onun arkasından, o onun arkasından konuşmaktan başka neye? Aciz olan sizsiniz. Ben diyelim. Allah'ın aciz kulları. Bitmişsiniz haberiniz yok. Beni kullanmayın. O kadar söylüyorum. Beni hiçbir şeyinize benim adımı fazla izleneceğiz diyerekten Sibel Baysal adını kullanmayın. Tamam mı? O kadar. Dangalaklar. Hangi birinize dangalak diyeyim? lafa bak. Zeynep'te para kalmamış. Sanki ben Zeynep'i parası için sevdim. Hayır. Zeynep'i Zeynep olduğu için kalbini, yüreğini, merhametini, delikanlılığını o yüzden sevdim. Elvan. Seni sevmiyorum, sevmek zorunda da değilim. Aaa Sibel. Gerçekten duydum. Ee, üzüldüm. Bir şey ihtiyacın var mı? Yazıyor bana. Sen git Norveç'te çalıştığın hastanede bir tane sakinleştirici iğne vursunlar senin o mıncona. Ondan sonra da mıncon şöyle vurarsın. Ben sana göndereyim, ben sana sorayım. Paşalar gibi gitti, kraliçeler gibi döndüm. Ben Zeynep adına konuşmuyorum. Kaç kişinin numarası vardı bende. Ajanda almıyorlar cezaevine. Ama ben Zeynep'i bacımı aramak ee, içimden geldi onu aradım ben. Bu kadar basit. Sizi niye aramadım? Aramak istemedim. Bir kez bacımı aradım. Günlüğü haber ver. Bir de Zeynep'le görüşüyordum ben. Anke Sörlü telefondan. O kadar basit ya. Sizi aramak zorunda değilim. Siz de beni aramak zorunda değilsiniz. Ama Zeynep'le de, Ahmet'le de, Kemal'le de, Hüsnü Baysal'a da konuşma diye beni yönlendiremezsiniz. Ben 50 yaşındayım. Ben neyin ne olduğunu ben çok iyi biliyorum. Bana ne ya? İsteyen istediğiyle konuşabilir. Aşağılamak, küçük görmek, hiç mi vicdanını sızlamıyor? Önceki bu hanıma mıdır e, Zeynep mi de nedir desteğinden dolayı hiç mi utanmıyorsunuz? Hiç mi yüzünüz kızarmıyor? He? Yağdırırken iyi Şimdi bir de geliyorsun bana para yok onda ona niye muhatap oluyorsun? Sizde ne? Sizde ne? O benim bacım. Hasta Emrah benim bacım. Ha Zeynep benim bacım. Sizden ne? Artık ondan sana para gelmez. Onun parası gelmiştir. Allah öyle bir versin ki Zeynep'in kalbine göre versin. O Sibel Baysal'ın da kalbine göre zaten veriyor kurban oldum Allah. Tamam mı? Hah, hadi bakalım. Kendinize bakın. Kendiniz bizden üstün olun da biz sizden alçak durumda olalım. Aman aman aman, yeter ki bize dokunmayın. Benim adımı hele hiç anmayın. Hiç. Hiç anmayın benim adımı. Benim adımla izleniyorsunuz. Benim adımı hiçbir yerde bundan sonra zikretmeyeceksiniz. Açın kendi yayınınızı. Ne pokumu yiyorsanız iyi. Ama benim adımla gündeme gelemezsiniz. O kadar mıncunuzu, similyanınızı yapma olan suni putkanızı yırtıyorsunuz da bir yere varamıyorsunuz. Bak yine burada Sibel Baysal bir markadır. Ya? Temizliğimi yapıyorum. Yemeğimi yapıyorum. Kızım Aruşka'nın karnını doyuruyorum. Birazdan video yüklensin. Yayınlayacağım zaten o yemek tarifini. Neyin peşindesiniz siz? Ben burada Zeynep'e müdahale etmiyorum. Kimseye müdahale etmiyorum. Ben sadece diyorum ki benim adımı kullanıp birkaç Takipçi, izleyici kasmayın. Tamam? Ben de bilirdim. Kaç kişinin numarasını yazdım ben burada cezaevine girmeden önce. Evet yazdı. Ama ben Zeynep'i aradım. Oradaki kader mahkum arkadaşlarımla da Zeynep'i de konuşturdum. Bir bacımı aradım bir tek. Zaten Gülnur'u arayamazdım. Yurt dışına kapalıymış. Oradaki anksiyeli telefon. Bacımı aradım. Ondan sonra o şekil. Bir kere aradım bacımı. Sonra hep Zeynep'le konuştum. Oradaki kader mahkemi olan arkadaşlarım, bayan arkadaşlarımı da hep Zeynep'le muhatap, e, muhabbet ettirdim. Kötülük, kötülük, nankörlük, nankörlük, iblislik. Nereye kadar lan? Nereye kadar? Soruyorum size. İnsan olmaya davet ediyorum, olmuyor. İblisliğe davet ediyorum, olmuyor. Allah yoluna davet ediyorum, olmuyor. Gidin başımdan. Gidin! Benim adımı da zikretmeyin. Bundan sonra. Kullanmayın benim adımı. Hiçbir yerde kullanmayın. Gönder makyaj yok. Sana ne, yüzümü göstereyim ya göstermem. Yüzüme ee, kıyım Kendi yüzüme. Sana ne? Bak. Yaptığım menüye bak. Dışarıdan gelmedi. Restorattan gelmedi. Kız Melisa sana da helal olsun. Dün benle Aurora'nın karnını doyurdun ya. Karışık. O patican ne? Paticanı gönderdi ne? Melisa'nın gönderdiği Allah'ım yarabbim. İçinde var ya bir tek Uykuluk eksikti. Uykuluğu bile bilmezsiniz siz. Kuzu koyundan çıkar o. Her şey vardı içinde. İşi gücü rast gelsin Melisa'nın. Ya hangi biriniz beni düşündü? He? Ulan açlıktan tansiyonum düştü. Ne oldu? Kızım da Fuat getirmişti. Tali olup eve geldiğimde baktım Melisa'dan geldi. Ben soruyorum bundan sonra. Kim gönderdi kardeşim? Başka birisi, birisi ise kabul etmiyorum. Geri iade ediyorum. Bundan sonra seni de engelliyorum. Diğer hesaptan da engelleyeceğim. Muhasebecim gibi senin kimin adamı olduğunu ben çok iyi biliyorum. Bülümü nesin? Bir ara engellediğimde çünkü başka birisi girmişti böyle. İblis kılıklı. Kaldır bunun engelini demişti. Şu an seni engelliyorum. Diğer hesabımdan da engelleyeceğim seni. Hadi git. Ne yiyorsam yiyeyim. Ben seni ilgilendirmez. Sanki kendisi bana ısmarlamış malzemeleri almış da. Hadi engelledim hadi. Hadi. Bundan sonra öyle. Bundan sonra tüm sosyal medya hesaplarımda en ufak bir şey yazıldığında videolardan çıkartmayacağım. Direk engel. Direk. Bak. Kendim yaptım bak. Ne yiyorsun? Sanki kendi malzemeleri bana göndermiş de. Ne yiyorsun? <laughs> İnsanlara entrika malzeme gerekiyor. Ulan cezaevinin önüne gitmişim. Kocamla beraber kendi arabam, özel plakalı arabam. SB Sibel Baysal. Oradan poşetleri aşağı indiriyorum, onlar geri dönüyor. Hala diyorlar ki ne yalan konuşuyorsun sen cezaevine girmedin. Ha, kurban oldum Allah şurada az kaldı Ramazan e, bayramına isteyenin fazlasıyla başına versin. Ey kurban oldum Allah. Hadi bakalım. Hele kendini göster. Seni de sen engelliyorum. Hadi engelledim. Bundan sonra öyle. Benim takipçiyi izlemeye ihtiyacım yok. Hadi. Hala kendini göster. Lafa bak. Efendim taratörü çok güzel yaptı. Kendim yaptım. Ha şöyle göstereyim. İçine ben su koymuyorum. Ve e, salatalığı rendeledim. Sarımsağı rendeledim. İçinde nane var. Tuz var. Görüyor musunuz? Ha. Ne kadar güzel oldu değil mi? Tarator mu diyor, tarama mı diyorlardı? Öyle bir şey diyorlardı her herhalde buna. Aha. Ve her zaman doğrardım salatalığı falan böyle. Sarımsağı ama bu sefer rendeledim. Az sonra YouTube kanalında yayınladığında montaj olaraktan izleyeceksiniz bu menüleri <laughs> Biri onunla e, şey olur, arası açılır, araya, beni araya koymayacaksınız. Beni karıştırmayacaksınız. Beni karıştırmayın kardeşim. Ben kendi halimdeyim. Ben kendi hayranlarımla, beni sevenlerle açıyorum böyle. Muhabbet ediyorum. Şarkı söylüyorum. Ben milletin derdi beni mi gerdi ulan? He? Bana ne? Benim adımı zikretmeyin diyorum size. Kullanmayın benim adımı. o bana şunu yaptı, bu sana böyle. Benim adımı bundan sonra kullanmayacaksınız. Kullanamayacaksınız. Ne haliniz varsa görün, gidin. Hadi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde o kadar farklı partilerden milletvekilleri kürsüye çıkıyor da birbirleriyle bu kadar kavga, çekememizlik yapmıyorlar. Siz kimsiniz lan? He? Benim adımı kullanıyorsunuz. Benim adımla izlenmeye çalışıyorsunuz. Kimsiniz siz? Ne zannediyorsunuz kendinizi? Kendiniz açın, kendiniz izlenin. Beni alet etmeyin. Adımı zikreden ondan sonra avukatımı karşısında görür. Tamam mı? Şuna da bir açıklık getirmek istiyorum. Gönül bana sadece bir 10.000 TL avukat tutmam için destekte bulundu. 80.000 değil. Tamam. Ona söyleyeyim miktarını. 10.000 TL destekte bulunmuştu önceden. Diğer para da benim dış paramdı. Klip paramdı. Avukatı tuttum. Yani Gündür öyle paralı filan zannetmeyin. Gündür paralı birini arıyor. Birilerini arıyor. Dikkatinizi çekerim. Tamam ne yapıyor? Ne yapıyor 400 euro? Ne yapıyor canım? Tamam doğru... Evet. 400 euro 13.500 TL yapıyor. Ha? He. Hep Günür mü yiyeceksiniz? E biraz da günürsüz sizi yesin. Yani bebek gibisiniz. Caddelere çıkıyorsunuz. Vır vırda çalışıyorsunuz. Erkek arkadaşlarınıza yediriyorsunuz. Pıtları kullanıyorsunuz. E Gündür mü? Gündür'a biraz siz yardımcı olun. 12.000 TL mi yapıyor? İlk gönderdiğinde öyleydi. Bilmiyorum. Euro düştüğünde düşmüştür. 400 doğru. Benim daha önceden param vardı. Diş param vardı, klip param vardı. Gittim tuttum avukatımı. Tabi. Son gönderdiği Mevla'dan bahsediyorum. Biraz da siz Gündur'a yedirin. Hadi. Abicim ben e, yönetici ablayla konuştum. Gecem gündüzüm belli diye rica edeceğim bana geldiğinde benim kapımı çal. Tamam kardeşim. Heh. Arkadaşım Gülnur'dan para çıkmaz çıkmaz. Gülnur'dan para çıkmaz. Dakikada bir Naz'ı koyuyorsunuz ortaya. Naz çok güzelsin. Çık caddelerde çalış da biraz gündüra e destek ol. Gündür gurbet ellerde. Veya Naz gibileri. Gide. Aa. Gündür bugün sana bir tane bir şey alır hediye. Öbür gün bir hediye alır. Gündür'ü kullanmayın. Kullanmayın kardeşim. Naz da Allah için çirkin bir kız değil yani. Ama ben isterim ki ne Naz? Çık. Caddeye çık, çarka çık. Vır gir, pavyona gir, gazineye gir. Sahne yap, mıncunu kolilek. Ama sen gönder Gündür'a. Gündür bana o benim zaten param vardı dış paramla klip param 400 euro da ilave etti avukat tut dedi bana gittim vekaletimi de verdim avukatımı da tuttum. Her şeyde Gündür'e yüklenmek olmaz yani. Günür Avrupa'da adı üstünde Hollanda'da yaşıyor da. Durumunu ben biliyorum kadının. Sabah 5'te Türkiye Türkiye'de ben o sıra o burada yatarken Günür sabah 5'te İki saat geride zaten orası. İşe gidiyor. Biraz da siz gönderin ona. Madem Gündür'ü seviyorsun. Seviyorsunuz. Nasıl olmuş Emir menü? Ev yapımı. Tavuk döneri bak. Görüyor musun? Teşekkür ediyorum Emir'cim bir tanem. Yok çok lezzetli e, demiş. Elinize sağlık demiş Emir. Teşekkür ediyorum canım. Valla montajlama Emir yani baya bir e, sürdü. Daha da hala yükleniyor ya. Çıkacak dakika da yani nereden baksan belki 4 dakikadır filan. Çünkü e, montajladım yani. Montajlayarak çektim canım Emir'im benim. Avrupa'da yaşayan nasıl olur? Şu e, adını anmayacağım. Kırmızı oda diye nitelendireceğim. Ha, orada kırmızı odada çalışırsan Orada çalışırsan ha orada kazanırsın. Dostland Almanya'da, kırmızı, kırmızı odada olan var ya bir tane. O hani Amerika'nın ekürü. Roy'un ekürü. Ha o şekilde olur. E Gündür orada kırmızı odada değil belediyede çalışıyor kadın. Biraz da siz gönderin kadına. Allah Allah. Sanki çok kazanıyor kadın orada. Ev kirasını faturasını zar zor veriyor. Eline bir şey kalmıyor. Yapmayın öyle. Cık. Vicdana davet ediyorum sizi. Herkes herkesten hoşlanabilir. Ama Allah'ın tokatı var ki, öyle bir tokatı var ki, öyle bir silesi var ki, vallaha billaha vurdu mu yere şey yapar ha. Yok canım ben ee, çay demliyorum da onu bekliyorum ya. Fantam da yok zaten. panta. Makal kapanmış 7 gün. İki buçuk litre. Yok canım. Ha. Yok piyizden bahsetmedim. Fanta'dan yedi günden bahsettim canım. Hayır ben kimseden istemiyorum. Şimdi ben birazdan ne yaparım? Benim bakkal kapağında giderim. Ee, iki buçuk litrelik fantayı alırım. Ondan sonra biraz da yaş pasta alırım. Biraz da su böreği alırım. Su böreği de güzel. Kıymalı. Ama su böreği kıymalı olmuyor değil mi? Doğru. Kıymalı börek. Alırım. Ondan sonra gelir otururum. Ee, televizyonumu da açarım veya yine sizlerle muhabbet ederim. Açarım yayın. Muhabbet ederiz. Ayrı konu. Şu çamaşırlar çıksın. Birazdan gideceğim zaten. Murat Bey, kendiniz yayın açabilir, kendiniz orada konuşacağınızı konuşabilirsiniz. Ben kimseyi almıyorum. Dikkat ettiyseniz Zeynep Hanım da burada almıyorum. Kimseyi almıyorum. O kadar istek geliyor konuk olarak kimseyi almıyorum. Kimsenin moraline, cartına, curtuna ihtiyacım yok. Önce Allah, sonra bacım Semra, sonra Aurora, sonra ben buradayım. Çok çok konuşmak istiyorsan Murat Bey, kendiniz yayın açınız efendim. Sabahtan beri ne diyorum? Sibel Baysal'ın adını kullanıp izlenme oranına gitmeyin. Kendiniz açın diyorum. Genelim olaraktan. Hala bana konuk isteği gönderiyorsunuz. Göndermeyin arkadaş. Bırakın beni kendi halime. Eh. Çerez de mi? Yok çerez eee Aram yok canım ya. Hı. Hmm. Ya severim de yani. Eee diş param da e, kalip param da şeye gitti canım. E, Gündür Hanım hanımefendinin de e, o destek oldu. Demiş ya 400 lira doğrudur. Onunla beraber özel avukat tuttum. Tüm davalarımla kendisi ilgileniyor efendim. Yani olur. Yaz geliyor zaten. Yaz geliyor. Menajer kolileri de açılır. Biriktiririm. Ondan sonra önce dişimi yaptırırım. En son klip. Önce diş. Sağlık. Tabii. Yani. Ama avukat daha önemliydi. Avukat daha önemliydi. Murat Bey, Tekrar söylüyorum. Siz cezaevinde yatmış olabilirsiniz. Bana cezaevini öğretemezsiniz. Sizin sizin bilginizden daha fazla bilgiliyim. Ben kaç yaşındaydım? 12 yaşındaydım ben. Adana Kirimi Tane Cezaevine girdim. Hatta orada Tata Ramazan filmi çevrildiğinde Hayati Hamza ben orada bir rol almıştım. Bir sahne verdiler bana. Ben şeyi çok iyi biliyorum. Ve ondan sonra da 12 sene bir fil yattım. Parampar, parça parça yattım. Yani siz kendin, kendinizi cumukla alın bir cumuk kitabı e, TCK madem Cezayir'de yatmışsınız. Veya açınız efendim bir yayın kendiniz. Orada kendinizi ifade edin. Sen kimsin ki Murat bana TCK'dan cumhurdan bana akıl vereceksin? He? Kimsin? Soruyorum sana. Sen benim kadar TCK'yı cumhur bilir misin? Seni alacağım öyle mi? Kimseyi almıyorum bundan sonra. Almıyorum. Adımı da kullandırtmıyorum. Ona göre. Tabi Murat da yayın açtığı zaman kendi kendini izliyor. E, e Baysal'ın yayınına gideyim de e, orada izleneyim. Git kendini aç kardeşim. Sosyal medya ne üzerine kurulmuş? Herkes haddini aşmadan yayın açabilir diye bir hak vermiş. Git aç kardeşim. Orada konuş kendi kendine. Almıyorum kimseyi. Benim adımı da zikretmeyin. Yeri gelir şarkı söylerim. Yeri gelir yemek yaparım. Yeri gelir kendi kendime hayranlarımla sohbet ederim. Bundan sonra öyle bir şey olmayacak. Sevdiğim birkaç kişi varsa onların yayınına konuk olarak giderim. Onun haricinde benden prim beklemeyin. Benim adımı lanse Edi, Sibel Baysal her zaman için bir markadır. O yüzden gidin kendiniz yayın açmakla özgürsünüz. Ama sizi sen kendi kendini izlersen veya iki kişi izler veya bin kişi izler. Saygı duyarım. Ama benim adımı anmayın. Anmayın benim adımı. Çünkü Sibel Baysal'ın yapmış olduğu tüm sosyal mec mecra hesaplarında YouTube kanalından tutun diğer sosyal medya hesaplarıma varana kadar halk o kadar Sibel Baysal'ı seviyor ki sevmeyen daha fazla izliyor. Acaba ne oldu, ne konuşacak, ne yapacak diyerekten. Sevinlerim de çok. O yüzden git kardeşim, kendin, kendiniz yayın açın. Yayın açmakla herkes özgür ifadesine saçmalamadığı e, süre içerisinde yayın açabilir. Yani anlıyorum ben sizi, anlıyorum. Mesela beni ben kendimden e, yola çıkayım. E, bir e, yayın açtım. Beni bir kişi izliyor ve kendi kendimi izliyorum. O anda bunalıma giriyorum. Girmeyin, kendinizi sevdirin. Dobra açıklamalar konuşun. Eğitici, öğütücü şeyler konuşun ki insanlar sizi takip etsin. Ama siz yok efendim ben ona kıcığım, ben ona kıcığım. O benim hakkımda şunu söyledi, bu benim hakkımda şunu söyledi deyip de beni, beni, ben, kullanma kılavuzu değilim. Kullanma kılavuzunu ben çoktan geçtim. Evet. Ee, daha yüklenmedi. Yükleniyor efendim. Çünkü foto şey montaj olduğu için daha yükleniyor görüyorsunuz Baysal TV kanalıma şu şekilde kapatayım efendim.